Erzurum'a gitme hengamında İngilizler, gene harp tarihi vesikalarında görürsünüz. Bab Ali'ye, yani hükümete diyorlar ki siz bu Mustafa Kemal'i niye gönderdiniz? Ya size bildirdik ya, Samsun ve havalisindeki asayişsizliği yerinde görüp gerekli tedbirler almak için. Diyor ki, eline verdiğiniz selahiyetnamede 3. orduyu yazmışım. Sizin 3. ordunuz Maraş'ta. Samsun'daki işle Maraş'ın ne alakası var da siz 3. orduyu eline verdiğiniz selahiyete yazdınız? Bu yazışmaların hepsi yayınlanmış. Genelkurmay Kadir Mısıroğlu yayınlasa anti Kemalistir de uyduruyor derler. Kemalist Genelkurmay yayınladı bunları ortada. Vesikaların aslı. Diyorlar ki 3. ordu lağvedildiği için Bakiye Kuvvetleri 2. orduya intikal ettiği için sehven yazılmıştır. Hayır. Siz imzaladığınız mütarekeye aykırı hareket ediyorsunuz. Çağırın onu geriye diyor. Çağırın onu geriye diye gelen yazı da harp tarihi vesikalarındadır. Harbiye Nazırı bir yazı hazırlayın onu geriye çağıralım. Telgraf çekecekler. Telgrafı yazan katip bu İngiliz baskısını yazmış. İngilizlerin isteği üzerine seni geriye çağırmaya mecburuz. Yani sen geri çağırıyoruz, işin engel oluyoruz, biz düşmanla beraberiz anlama diye. Biz burada esiriz, düşmanın işgali altındayız. O bize tazyik ediyor, seni geri çağırmaya mecburuz. Katip bunu yazmış. Harbiye Nazır demiş ki ya bu böyledir de bunu açığa vurmak doğru bir şey değil. Biz burada bir hükümetiz. O zaman bırakıp gidelim. Bunu bırak da bu İngiliz baskısını buradan çıkar. Böyle kırmızı çizgiyi almış. Ben de sarıklı mücahitlere o Harbiye Nazır'ın kırmızı çizgi aldığı vesikayı da koydum. Mukarrerat-ı hükümet icabı geriye gelmen gerekirdi. Ondan sonra istifa, ondan sonraki hikayeleri anlatmaya gerek yok. Maksat iki tarafın arasını açmak, işgal kuvvetlerini düşmanla, İstanbul hükümetini düşmanla beraber göstermek. İstanbul Meclisi mebusanında basma hikayesine dair de bir nazik nokta söyleyeyim. Rauf Orbay, Kandemir'le yaptığı röportajda Sultan Vahidettin Sevr'e karşı direndiği için İttihatçı hükümet bunu imzalar. İttihatçıların hakim olduğu Meclisi mebusan bunu tasdik eder korkusuyla meclisi feshetti. O şartlarda yeni bir meclis teşekkül etti. Rauf Bey de o meclise Sivas mebusu olarak katıldı. Kandemir'le yaptığı röportajda diyor ki, biz Sivas'tayken Mustafa Kemal'le anlaşmıştık. Ben hayatımı tehlikeye koyarak, bilsem onu da getirir buradan kendi sözleriyle okurdum size bunu. İstanbul Meclisi mebusanını İngilizlere basmaya zorladım, teşvik ettim. Bir milletvekili düşman kuvvetlerine bu meclisi dağıt diye hayatını tehlikeye koyarak kahramanlık yaptığını iddia ediyor. Bu Rauf Bey'in hayatından sonra çıkmış bir şey değil iftira diyesin. Rauf Bey'le ben görüştüm. Bu kitap çıktığında Rauf Bey hayatta. Hayatımı tehlikeye koyarak İngilizlere bu işe razı ettim. Bunun başka tafsilatı da var. Bunun manası bu. İngilizlerle Kemal Paşa etrafındaki adamlar birlikte hareket ediyorlar. Padişahı gözden düşürmek, İstanbul'da siyaseti söndürmek, bunu Anadolu'ya Mustafa Kemal'in hakimiyetini intikal ettirmek için meclis basılmış. Meclis Anadolu'da toplanma kararı alarak dağılmış. Gidemeyenleri de İngilizler. Gidin de Mustafa Kemal'e nasihat edin de bu işten vazgeçsin.
uydurmacasıyla kendileri göndermiştir. Rıza Nur'la Yusuf Kemal Tengirşek'i İngilizlerin gönderdiğini kendi ifade ediyor. Bunun manası bu. Bize bir oyun oynandı. Eğer biz Hristiyan olsaydık, Avrupa bizimle böyle uğraşmaz. Biz İslam olduğumuz için ve İslam'ın bayraktarlığını yaptığımız için içeriden dışarıdan bizimle uğraştılar. Ama içimizden hain çıkmasaydı düşman bizim sırtımızı yere getiremez. Osmanlı ihanetler olmasaydı yıkılmazdı. Bu ihanetler hem cephede oldu, hem sulh masalarında oldu, hem de dahili siyasette oldu. Abdülhamid'i devirmek ihanet, Harbi Umumi'ye girmek ihanet, Balkan Harbi'ne girmek ahmaklık. Say sayabildiğin kadar. Milli mücadelede Yunan bir ihanet projesi icabı Anadolu'ya saldırılmıştır. Bunu Dimitri Kitsikis için de geçenlerde buradaydı, Kanada'da yaşıyor. Yunan tarih profesörü bile itiraf ediyor. Türkiye'nin yüzünü batıya çevirmek için, bunu yapacak bir kahraman türetmek için bizi Anadolu'ya saldırttılar. Sonra desteği kesip yendirdiler. Bizim sırtımızdan bir kahraman türeterek Türkiye'yi batıya kul köle yaptılardı.